Değerli arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Tüm piyasaların, şöyle ekranda olan tüm piyasaların genel bir değerlendirmesini yapmaya çalışalım. Hızlı hızlı geçelim. BIST 100'ü sabah değerlendirmesini yapmıştık. Pozitif seyir içerisinde olduğu görülüyor zaten. Saatlik bir grafik bu. Saatlik grafikte yükselen bir hat içerisinde hareket ediyor. Şöyle bir kama yapısı var. Bir süre sonra yükseldikten sonra kama yapısı terse kırılır. Bir düzeltmeye aday. Yapısal olarak bunu söyleyebilirim. Şöyle göstereyim tekrar. Şöyle çizelim. Yükseldiği kadar yükselsin. Bu hattı geçip geçemeyeceği dikkatle takip edilir. Bu kanal kırıldıktan sonra bir düzeltme bölgesine girer. Şimdi şurada bir kama var. Burada var ve burada var. Bunları dikkatlice izlemek lazım. Tabii günlükte bir de bakalım. Günlükte işte V düzeltme. Neticede bir dalga. Yani yukarıya gittikten sonra hemen o bölgeye bir bakalım. Orası neyi gösterir? 1222 işte bizim işaret ettiğimiz bölge. Bir kez daha göstereyim. 1222-25 bölgesinden sonra bir ara düzeltme ile ve o düzeltmenin kalıcı olup olmayacağı takip edilmeli. Bu bölge şimdilik geçildi görünüyor. Bir üst hedef 1220-22-25'e kadar belki. İşte yukarılarda bu direnç yoğun bölgesi. Orayı geçtim mi zaten pek kolay da direnç kalmıyor. Devamı gelir diye tahmin ederiz. Ama neticede piyasalar aynen bu şekilde dalgalı gider. Bir kez daha göstereyim piyasanın genel dalga yapısını. Dalgalı gider. Yani buna dikkatli olmakta fayda var. Ama neticede şu an için yükseliyor. Yükselen bir piyasada tersine işlem yapmamak lazım. Çünkü nereye kadar yükseleceği belli değil diye ifade edelim. Dow Jones'a bakayım. Dow Jones artı kapattı. Ancak minimum artı ile bir kapanış oldu ve son derece zayıf bir kapanış. Önceki günkü güçlü tepkiden sonra gün içerisinde güzel pozitif bir seyir fakat sonrasında oldukça negatif bir durumla karşılaştık. Yani buradaki görüntü şu an için kötü görünüyor. Ancak oranın da ben yine de bu kötü görüntüyü düzeltip yukarıya doğru bir atak yapmasını bekliyorum. Yani bir yukarı doğru bir atak yapacak olursa 3 tepe. Bakın şuradaki gibi yani buradaki açısından bakarsanız ikili tepe ama ben böyle yatayları kullandığımdan bu şekilde üçlü tepeyi yaptıktan sonra bir düzeltme ile karşılaşacağını tahmin ediyorum. Saatlik bakayım. Saatlik son 2 saatte inanılmaz bir kırılımla geri çekilme var. Önceki günlerin aksine tepkiler satışa döndü ve açılışta yani dikkat ederseniz açılar hep aynı. Oldukça sert düşüş son 1 saatte. Son 2 saatte daha doğrusu gelen satışlar oldukça sert olmuş. Kanalı da çizelim. Şu kanal içerisinde hareketi beklenir. Daha aşağıları gelir mi? Yani şu an için kötü görünüyor. Onu söyleyelim de. Yani bir taban oluşumu görmeden net konuşmak doğru olmaz. Bu bir onay çabasıysa buradan dönmesi lazım. Yok onay çabası değilse ki öyle görünmüyor. Daha aşağıları hedefleyecek gibi görünüyor. S&P üzerinden yorum yapayım ben. S&P'de de benzer görüntüyü göreceğiz. Birbirleriyle korele zaten. Düşen hattı bu şekilde. Buradan eğer dediğim gibi bir şu destek bölgesi var burada. Bir taban oluşturabilirse bir durumu kurtarır. Yok taban oluşturamazsa daha önce söylemiş olduğumuz 3410 bölgesine kadar bir geri çekilme ile karşılaşabiliriz. Onu hemen şöylece çizelim. Nereye kadar gelir diye. Şuraya kadar bir durum söz konusu olabilir. Yani tablo bu anlamda negatif bir tablo şu anda. Yani S&P'yi long yönlü düşünüyoruz ancak bizim şu an için aşağı doğru döndüğü için piyasada olmamakta, long yönlü piyasada olmamakta fayda var diye belirtelim. Seçime kadar yüksek montanlı, zikzaklı bir piyasa olacağı benziyor orası. Oranın toparlaması için buradan dönmesi gerekir ve yine toparlaması için de 3500'ün üstüne atması lazım arkadaşlar. Yani orada başına yön aşağı dönmüş. Aritmetik ortalamalar aşağı doğru çevrilmiş. Dikkatlice izlemek lazım. Altın da benzer şekilde güzel tepki verdi. Fakat o da başını aşağı çevirdi. İlginçtir. Altın normalde 3. tepeye gitmesi lazım dedik. Şimdi eğer ki yurt dışını bozacak, daha doğrusu borsaları bozacak olursalar altın da maalesef aşağı doğru gelir. Yani şu kanalı neredeyse kırmak üzere. Bu kanalı kırması demek bakın kanalı da altında kapattı. Bu da negatif bir tablo. Normalde 1900'ün altına kapatmaması lazımdı ve dönmesi gerekirdi buradan.
Eğer dönmezse arkadaşlar altın içinde negatif bir görüntü. Şu an için kapanış kötü yani. Orada da dikkat ettiyseniz. Bakın normalde şu şekilde bir tepki bekliyordum ben borsalarla beraber. Ama düşüş önce altında başladı. Ondan sonra da borsaları sirkelediler. S&P'yi düşürdüler daha doğrusu. 1900'ün üstünde kalırsa benim şu 1960 senaryosu devreye girer. Borsalardaki zirveyle beraber bu gelir. Yok kalamazsa altında arkadaşlar maalesef diyeyim buradan 1840 bölgesine kadar bir geri çekilme olur. Günlükte bakayım ben. Günlükte ne görürüz diye. Günlükte de durum bu. Hakikaten eğer ki geri çekilme bakın günlükte tam bir ayı kapanı oluşmuş. Gördüğünüz gibi kanal içerisinde hareketler gelebilir. Bu şekilde bir akım söz konusu olacak olursa şu kanalın içerisine girecek olursa düşen dalgası başlar. Altın tabi yani çok böyle negatif tablo olmadıkça çok da geri çekilme bekliyoruz. Şimdi altından sonra dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde zayıf görüntü devam ediyor. Dolar endeksi bir taban oluşturma çabası vardı. Burada bir tepki geldi. Bu bir onay mı? Onay olabilir mi? Evet, onay olabilir. Yani şu kısım bakın bir onay olabilir. O şurayı onay kabul edersek tekrar böyle bir sanki tepki verecekmiş gibi duruyor. Bu ilginç. O zaman o durumda 96'ya kadar gider. Dolar endeksi ilginç. Yani tekrar bir onaya gelir mi? İzlemek lazım. Şu anki hareket sanki bir onay hareketi içerisinde görünüyor. Ama bu kanalda düşen kanal. Yani bir kez daha sanki süreç içerisinde 95'e gidecek gibi duruyor. Onu belirtelim. Yani zaten uzun zamandır düşüyordu. Bu tepkiler de tabii normal karşılanabilir. Sanki dolar endeksinde de bir yukarı doğru yönelim söz konusu olacak gibi. Çin borsasına epeydir bakmadık. Bir Çin borsası bakalım. Çin borsasında da bir bayrak çalışması var. Şuradaki güçlü düşeni kırdığını hatırlıyorsunuz. Ondan sonraki süreçte bir bayrak çalışması var. Bakalım süreçte neler yapacak. Pozitif görünüyor onu belirteyim. Japonya borsası, hani DAX'ı da atladık. DAX'a bakacağız. Japonya borsası bu çıkışında bir zayıflık var. Güç kaybediyor. Yüksek ihtimalle şu kama aşağı doğru kırılır. Japonya borsası bir şeylere hazırlanıyor. Dolayısıyla dünyada sanki bir sıkıntı olacakmış gibi duruyor. DAX'a bir bakayım. Şimdi DAX'a şöyle bir bakalım. DAX'ın genel durumu bu. Dikkat ettiyseniz bunda da bir zayıf görüntü var. Sanki yükselişlerde onay almış gibi duruyor. Düşen onayı almış gibi duruyor. DAX'ta da sanki negatif bir tablo olacakmış gibi. Yani bundan sonra gelecek olan tepkiler sanki biraz düşen onayı alacakmış gibi duruyor. Yani tablo şu anda görüntü çok pozitif değil. Yani bu görüntünün düzelmesi için şu yükselen hattın içerisine girmesi lazım. Şu anda DAX'ta çok iyi durmuyor onu söyleyeyim yani bu görüntü benim bu çizdiğim trendlere göre pek iç açıcı değil. Bakın oldukça zayıf görünüyor DAX. Toparlayıp yukarı gider mi? Biraz zor görünüyor. Herhalde bu pandemi süreciyle alakalı bir şey. Avrupa'da biraz durumlar sıkıntılı gibi. Sanki 12.000 tekrar sınanacakmış gibi duruyor. ABC düzeltmesi bekleniyor gibi arkadaşlar. Yani borsada bunlar pek iç açıcı değil. Allah'tan baktık yani. Onlar dediğim gibi biraz sanki bir şeylerin habercisi var. Bitcoin'de altında biraz paralel hareket ediyor. Son dönemde bir W yaptı. Şu anda ortalamaların üstünde ve güçlü duruyor. Süper trendin üstünde. Süper trendin üstünde şu ortalamanın üstünde kaldığı sürece pozitifliğini korur. Bakayım şöyle bir. Yani burada da yine düşen bir hat var. Yani şu hat yükseliş hattı ama bakalım ne kadar götürebilecekler. Şu kanal sanki bir alt kanalın alt bandına vuracakmış gibi duruyor. Bunu değiştirmeleri için şöyle hızlı almaları lazım. Hızlı almazsalar yani şu kanalı bozmazsalar maalesef ayık kapanı şeklinde görünüyor bu da. Bitcoin.
Brent petrole bakalım. Petrolde de şu andaki görüntü iyi değil. Yani ilginç. Ben epeydir bunlara bakmamıştım. Şu hattın üstüne bir kez tepki atabilir 46'ya kadar. Ondan sonrasını tabii dikkatlice bakacağız. 46'ya kadar belki bir atak yapabilir. Gidemediği, şu değemediği nokta var. Oraya kadar gidebilir, 46'ya kadar. Ama çok güçlü görmedim. Euro dolara bakıyorum. Euro dolarda da bir zayıflık var. İlginç. İlginç yani, bu da zayıf. Hakikaten. Yani bizim beklentimizin dışında. Şöyle bir hat oluşturabilir mi? Destek şuradaki süper trendine kadar vurma ihtimali var. Yükselirse ne diye 1.18.90'a kadar gidebilir. Ancak bulunduğu hattı kırarsa ABC şeklinde düzeltme yapar. O durumda da yani buradaki tabloya göre, eğer ki şuradan tabii tepki gelmesi lazım. Burada taban oluşturması lazım. Taban oluşturamazsa 1.14'e iner. Bu taban oluşturursa tekrar süper trendi 1.19'a kadar gitme ihtimali var. Şu anda 1.17'de tutunması gerekiyor. 1.17'de tutunursa 1.19'a kadar gider. Böyle bir kanal var burada. Yani şu kanalı çalıştırması lazım. Bir W yapması lazım. 1.17. Burası dikkatlice takip edilmeli. 1.17'nin altı sıkıntı. Evet, financial. Bakalım şuna. Burada da yine zayıf bir görüntü var günlükte. Zaten hiç tepki verememiş. Bir de gümüşe bakalım. Gümüşte de zayıflık var. Aynı altınla beraber. Şöyle bir zayıflık var. Zayıf ayı kapanı içerisinde hareket ediyor bu. Bu kanalın üstüne atması lazım. Kanalın üstüne atarsa durum kurtarır. Kanalın üstüne atmazsa bu kanallar aşağı doğru kırılır. O zaman 20'ye doğru bir potansiyel oluşuyor. Evet. Maalesef. 24-24 dedik şu tepedeyken. 24'e gelirse rahatla dedik ama rahatlamıyor işte. 24'ün de altına gelince 22'ye kadar geldi. Şimdi tepki verdi 24-25. Şimdi de zorlanıyor. Altın gibi aynı. Zorlanıyor. Sanki böyle bir, şimdi de 20 görünüyor arkadaşlar. Yani şuradaki hareketin başladığı nokta görünüyor. 20'ye kadar. O kanalı kırarsa 20'ye gelir yani. Bunu belirtelim. Peki, herhalde bu kadar yeter. Yani genel olarak baktığımda şu anda endekslerin zayıf görüntüsünü gördüm, dünya endekslerinde. Desteklerine çekilmiş hepsi. Yurt dışı tabii, dediğim gibi S&P zayıf, DAX zayıf. Yani bunların hepsi şu anda zayıf görünüyor. Çin zayıf. Çin biraz daha iyiydi. Nikkei, Japonya zayıf. İngiltere zayıf. Yani genel olarak böyle arkadaşlar. Sanki bir şeyleri bekliyorlarmış gibi. Ne olduğunu da anlamadım. Güçlü alım için güç topluyor desem. Öyle bir görüntü yok şu anda. Bakalım, bir dikkatlice izleyelim. Şu an için sanki temkinli olmakta fayda var diyeyim ben. Yani işlerinde en iyi görünen aslında biziz şu anda. Biz dirençteyiz. Onlar daha çok bozulma aşamasına gelmişler. Bozulma sinyalleri var. Sanki böyle bir güçlü alım gelmezse kayış, bir aşağı doğru akış olacakmış gibi görünüyor. Ara ara böyle bir dünya turu yapmakta fayda var. Bu bizi daha aklı selim olmaya iter diye düşüneyim. Dünyada nasıl bir görüntü olur? Orası toparlarsa, dünya iyi olursa hepimiz, tüm borsalar onunla etkilenir diyelim. Herkese iyi günler arkadaşlar. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil, genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir diye hatırlatayım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.